İmraniye Ataket Mahallesi'ndeyiz. Burada mahalle sakinlerimizle bir aradayız. Ve burası da Ümraniye'mizin, İstanbul'umuzun göz bebeği. Planlı kentleşmesiyle, yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla gerçekten İstanbul'un en nadide mahallelerinden bir tanesi. Tabii buradaki yapılara baktığımızda 1970'li yıllarla başlamış ve işte o yıllarda teslim edilmiş, yaşamın başladığı, ömrünü tamamen artık bitirme aşamasına gelmiş, çok eski binalardan oluşuyor. Evet, güzel bir planlama var ama bina soluna baktığınızda binalar işte 50 yılı bulmuş, aşmış binalar. İster istemez eski mevzuatlara göre yapılmış, eski yönetmeliklere göre yapılmış ve bu manada bu yapıların acilen dönüştürülmesi, ki hem belediye başkanımız, hem mahalle temsilcilerimiz, hem de vatandaşlarımızın buranın bir an önce güvenliğinin sağlanması için bizden talepleri oldu. Burada 772 bina, 6124 konut ve iş yerinden olmak üzere 25.000 kardeşimiz yaşıyor, vatandaşımız yaşıyor. Mahallemizde inşallah sizler de rıza gösterirseniz, sizler de talep ederseniz özel bir kentsel dönüşüm çalışması yapmak istiyoruz. Bu manada ben Atakent Mahallesi'ndeki 25.000 kardeşimize, annemize, babamıza seslenmek istiyorum. Gelin hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle vatandaşlarımızın, sizlerin rızasıyla Atakent Mahallemizi dönüştürelim. Atakent için biz bu başvuru sayılarını dikkate almadan, bu limitlerin içerisinde değerlendirmeden, burada yapılacak tasarım çerçevesinde hemen işte yanınızda finans merkezini inşa ettik. Nasıl Fikirtepe'de bugün İstanbul'un 39 ilçesinde 93.000 konutumuzu ama TOKİ'yle, ama Emlak Konut Genel Müdürlüğü'yle, ama Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle dönüştürüyorsak, Atakent mahallemiz içinde yarısı bizdendir. Yarısı devletimizdendir. İnşaatlarımızı bakanlığımız talep ederseniz TOKİ ile, Emlak Konut'la, bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleriyle birlikte yerinde yapalım. Çıkacak maliyetin yarısını biz karşılayalım. Yarısını vatandaşlarımız aylık 100 metrekare 2 artı 1, brüt 2 artı 1 için 5.625 lira taksitle 10 yıl vadede ödesin. 10 yıl vadede. İstanbul mitinginde sloganımız neydi biliyor musunuz? Türkiye sana emanet. Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımıza emanetti biliyorsunuz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, Ümraniyelilere, İstanbullulara emanet. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, geleceğimizdir. 5000 yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. 3 kıtada şehirler inşa etmiş, 7 iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük ecdadımızın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, al sancak diyen
Mehmet Akif'in emanetidir. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Yeter söz milletindir diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize devlet millet içindir diyen Turgut Özal'ın emanetidir. Her bahar bir çiçekle başlar diyen Erbakan hocamızın emanetidir. Sen bir devsin, yükü ağırdır bu devin diyen Necip Fazıl'ın emanetidir. Gençler, gençler, hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize elin hasırlı babalarımızın, ağzı dualı annelerimizin, yavrularımızın emanetidir. O bize İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir. İnşallah bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ben Atakent Mahallesi'ne soruyorum. Emanete sahip çıkacak mıyız? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızı Atakent'te, Ümraniye'de rekor oyla destekleyecek miyiz? Evet. Bize birkaç yeri önerdiler buradaki başkanlarımız. O alanlarla birlikte çalışmalarımızı yapacağız ve buraya kiracı kardeşlerimiz için yeni sanayi sitesini inşa edeceğiz. Ve buradaki oluşacak maliyetin de yarısını devletimiz karşılayacak. Biz karşılayacağız. Milletimize hizmetkar. Saatleri Atakent Mahallesi